Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım harikasınızdır. Yine havalar güzel, güneşli olarak devam ediyor ama yine Mayıs ayında böyle bir soğuk hava dalgası gelecekmiş. İstanbul'da olanlar için pek de iç açıcı bir haber vermeden başlıyorum. Ama bugün ne yapıyoruz? Tabii ki de hava durumundan bahsetmeyeceğim sizlere elbette ki. Kova burcu erkeklerinden başlayacağız. Hani böyle hava elementidir ya kova. Ondan dolayı sanırım ben de birazcık böyle meteorolojiden bahsetmek istedim sizlere. Böyle bir konumuz oldu yani. Pekala, şimdi 6 tane farklı destemiz var. Bu 6 tane farklı desteyle birlikte sizlere Kova burcu erkeklerinin Mayıs ayında hangi enerjiler bekliyor onları yorumlayacağım. Eskiden 8 tane farklı destemiz vardı biliyorsunuz. Ben biraz enerjiler sıkıştığı için 6 taneye indirdim. Ama derseniz ki hani yine 8 tane yapalım, tabii ki de ben size için seve seve arttırabilirim desteleri. Hiç fark etmez benim için, biliyorsunuz. Siz nasıl isterseniz diyorum. Ve hemen kartlarımızı karıştırmaya başlıyorum. Öncelikle şu kartlarımı şöyle bir alayım. Oracle kartlarımızdan başlıyorum. Bir tane alacağım. Oracle kartlarından. Bakalım Kova burcu arkadaşlarımın Mayıs ayı nasıl olacakmış? Ve şöyle bir klasik tarot destemizi karıştırıyorum. 3 tane alıyorum. 3 tane klasik tarot destesinden aldım. Artık hani dedim birazcık da Katina'dan başlayalım. Katina'dan karıştıralım. Birazcık da onun yorumundan faydalanalım istedim sizler için. Bakalım Katina'mız ne söyleyecek? Kova burcu erkekleri ve Mayıs yorumu hakkında bize neleri, hangi kartları seçmiş oldum sizler için. Enerji kartlarından da alıyorum tabii ki de 3'er tane. Bakalım enerjileriniz hangi yöndeymiş Mayıs ayında, onu öğrenmek adına. Ben meraklı Melahat biliyorsunuz. Bakalım. Evet. Ve en son olarak da Emotions Tarot destesinden alacağım. Bakalım Emotions ne gösterecekmiş bize. Evet. Şimdi ilk olarak hemen Oracle kartımızdan bakalım. İkinci şans dedi. Bu da benim çok sevdiğim kartlardan bir tanesidir. İkinci şans, güzel. Bakalım nelerle alakalı olacakmış. Bakalım içinde neler var kartların. Evet, bir bekleme süreci içerisinde olduğunuzu görüyorum. Çünkü nedense ben de öyle hissetmiştim ama söylemedim. Ondan güldüm ilk açışta. Ve ikinci şans dedi ya, bakın bir bekleme sürecindesiniz. Katina ne söyledi? Evet. Ve peki. Üçüncü çakramız geldi ve şefkatli bağlantılar çok güzel geldi. Evet, ben çok sevdim şimdi. Yolculuk kartı, kutsallık ve seçim. Bakın tılsım ikilisi de gelmişti. Şöyle koyuyorum. Mukadderat, mezar ve bu neymiş? Bunu alamadım. Zeytin dalı. Evet, şimdi şöyle koyuyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, ilk olarak Mayıs ayını açtığımızda ne dedik? İkinci şansla başladık, değil mi? Yani birisinden ikinci şans isteyeceğiniz bir aydasınız. Ve burada ilk klasik tarot destesine baktığımda da bir bekleyiş içerisinde bir emek sarf etmişsiniz, emek harcamışsınız. Ruhsal açıdan da, maddi manevi açıdan da bir beklenti içerisinde olduğunuzu söylemekteyim. Ve bir tılsım ikilisi var, bir şeyleri idare etmek, iki şeyin arasında kalmak veyahut da iki şeyi dediğim gibi idare etmek ve bir tutkulu bir başlangıç. Gerçekten de bir güzel başlangıç istiyorsunuz hayatınızda. Üçüncü çakranıza gelmiş. Şimdi üçüncü çakranızda
Neden bahseder bize üçüncü çakra? Yaşam enerjimizden bahseder ve genellikle de erkeklerde bu sorun olur. Yaşam enerjinizin düşmüş olabileceği bir miktar olarak gösteriyor bize burada kartımız. Ama bunun da nasıl iyileşeceğini söylüyor biliyor musunuz? Şefkatli bağlantılarla, yani ikili ilişkilerinizde başarılı olmak sizi gerçekten de çok güzel, yaşam enerjinizi arttırıyor. Sizi çok böyle enerjik yapıyor diyebilirim. Yani ruhsal sıkıntılarınızın sebebi bile şefkatli bağlantılarınızın olmayışı bu aralar veyahut da birazcık böyle aksamaların olmuş olması söz konusu diyor. Şimdi Katina dedi ki bize, Munzur atımız geldi. Bu Munzur atımız neydi bizim? Bir şeylerin değişmeyeceğini haber verir bize. Ama burada Eprahat kartıyla da zekanızı çalıştırdığınızı ve bu sayede bu asla değişmeyecek olduğunu düşündüğünüz şeyin de bulutlar gibi artık dağılacağını söyler. Yani ikinci şans istediğiniz her neyse aslında onun değişmeyeceğini düşünüyorsunuz. Orada da böyle bir enerji var karşı tarafta da. Bu sevgiliniz olur, eşiniz olur, ailenizden birileri olur, anne babanız olur, iş yerinizden birileri olur veyahut da bir insan değildir, bir olaydır. Bu olayın hiç değişmeyeceğini düşünüyorsunuzdur ama aslında zekanızı kullanırsanız bu olayın bulutlar gibi dağıldığını, yani kara bulutların dağıldığını göreceksiniz. Burada siz zekanızı çalıştırmanız gerektiğinizi söyler Katinamız. Peki, altta ne dedi? Bir yolculuk kartımız var. Kutsallık ve seçim. Aslında şu tılsım ikilisi de seçim kartı da bana hani böyle zaten tılsım ikilisinde hani ikilem hani böyle bir durum söz konusu olduğunu bana söylemişti. Yani bir an öyle bir şey hissetmiştim açarken ama baktım ki burada seçim kartı da geldiği için dedim ki sizin seçim yapmanızı isteyen birileri var veya da siz bir seçim yapılmasını bekliyorsunuz çünkü ikinci şans istiyorsunuz gibi geldi bana. Şimdi Emotions'ta da dedi ki bir şeylerin bittiğini mukadderat tarafından yani takdiri ilahi tarafından bir bitiş yaşamış olabilirsiniz. Ama yanına ne geldi? Zeytin dalı geldi. Yani siz uzlaşacaksınız, barışacaksınız. Bakın burada şefkatli bağlantıları zaten verdi. Zaten burada şefkatli bağlantıların üstüne değnek asımda gördüm. Bu bana oldukça güzel geldi. Benim şimdi sormak istediğim bazı sorular var. Biliyorsunuz ben böyle bırakmam. Şimdi bu değişmeyeceğini olduğunu düşündüğünüz şey neymiş bakalım. Burada bir sırrı verdi bize. Bu sır neymiş? İşte burada biten şey neyse burada yıkılan kuleyi verdi. Demek ki burada bir ikili ilişkiler söz konusu gibi geliyor bana. Neymiş? Bir şeylerin değişip dönüşmesini istiyorsunuz. Doğru. Konu neymiş? Zafer kazanmak istiyorsunuz. Konuşmadınız. Konuyu söylemediniz bana. Bakayım. Evet. Yeni bir teklif yapmak istiyorsunuz. Güzel bir bakın zeytin dalıyla bu kuşlarımız aynı olabilir. Evet, bir barışma teklifi söz konusu olarak görünüyor burada. Peki. Ne diyelim bakalım. Bu şefkatli bağlantı başlayacak mı? İki taraftan bir tanesi uzakta olabilir. Ama aranızda bir dengesizlik meydana gelmiş biliyorsunuz. Eril dişil dengenizde bir problem olmuş olabilir. Alma verme dengesinde, sevgiye alma vermede olabilir. Bir problem olmuş belli ki. Bir dengeniz şaşmış ama denge meleği geldi. Çok güzel oldu. Tılsım altılısıyla birlikte bonkörlük enerjisinde olacağınız bir Mayıs ayınız var. Hem vereceksiniz duygularınızdan. Kendinizi çok güzel ifade edeceksiniz. Hem de karşı taraftan da güzel karşılık gelecek sevgili arkadaşlarım. Çok güzel geldi bence. Ben çok sevdim bu açılımı. Mayıs ayınız çok güzel sevgili Kova burcu erkekleri. Dilediğinize kavuşacaksınız bence aşk konusunda. İş için bile dinliyor olursanız olun böyle olacak. Yani bir bitiş olduysa iş hayatınızda tekrardan bu canlanacak sevgili arkadaşlar. Hiç merak etmeyiniz. Çünkü neydi ilk açtığımızda ikinci bir şans istiyordunuz ve bu ikinci şans size verilecek. O zaman gelin haydi bakalım sorularımızı soralım. Bir işi olmayanlar Mayıs ayında evet artık bir şeylerin gerçekten bittiğini düşünüyorsunuz. Artık işe girmekten, işe iş aramaktan bıkmış olabilirsiniz. Gerçekten böyle şehir ya da ülkeyi değiştirmeyi bile düşünüyor olabilirsiniz. Ve elinize çok güzel bir parayla ilgili fırsat geçecek. Çok somut bir adım atacaksınız. Beklediğiniz teklif, beklediğiniz her şey güzel sonuç verecek sevgili arkadaşlar. Bir işi olanlar ise
biraz böyle bir hayal kırıklığı, bir memnuniyetsizliğiniz var ama iletişiminiz çok kuvvetli ve bilmeniz gereken çok güzel şeyler var. Keşfedeceğiniz şeyler var işinizle alakalı olarak görünüyor. İletişimde kalmanız gerekiyor. Her ne olursa olsun diyor kartımız. Bir ilişkisi olmayanlar Mayıs ayında geçmiş aşklara dikkat. Aklınıza bu aralar takılıyor olabilir. Mayıs ayında görüşüp buluşma kararı alabilirsiniz kendisiyle. Bir ilişkisi olanlar ise çok sorumluluk almışsınız. İlişkinizdeki bütün sorumluluk sizlerin üstünde gibi görünüyor. Peki Mayıs ayında bu durum ne olur? Birazcık kendinizi ilişkiden geri çekeceksiniz olarak görünüyor. Dinlenmek isteyeceksiniz. Belki de dikkatli olun. Hani hafif bir rahatsızlık geçirip de hani dolayısıyla da dinlenmiş olacak olabilirsiniz. Malum havalar çok sakat gidiyor biliyorsunuz. Böyle soğuk algınlığı olabilir. Bu sayede de hani birazcık böyle ilişkinizden, sorumluluklarınızdan bir hafta da olsa 10 günde olsa şöyle bir geride kalacak olabilirsiniz diyor kartlarımız. Dikkat diyor, burada çok sorumluluk almışsınız. Evli olanlar ise Başak Burcu kartı geldi. Kova Burcu erkeğin hakkından Başak Burcu kadını gelir, bunu sakın unutmayın. Bu da bir tiyodur. Bakalım Başak Burcu bize neyi verdi? Bir güneş tutulmasını verdi. Muazzam bir bilgiye sahip olacaksınız. Evliliğinizde bir şey öğreneceksiniz. Eşiniz Başak Burcu olabilir. Başak Burcu'nda yani Eylül ayında, Ağustos'un son haftası, Eylül 22'sine kadar evlenmiş olabilirsiniz bu aylarda. Hani Ağustos Eylül'de evlenmiş olabilirsiniz elbette ki. Ama bu evlilik size büyük bir kısmet getirecek. Zorlanıyor olabilirsiniz bazı şeylerde ama belki de evlilik hakkında zorlanıyorsunuzdur. Hani evliliği nasıl idare edeceğim, götüreceğim, hani nasıl beraber bu yolda yürüyeceğiz diye de endişeniz olmuş olabilir. Ama inanın ki muazzam bir güneş tutulması. Bakın güneş ve ay yan yana geldi. Şimdi ben biliyorsunuz ki rastgele çekiyorum kartları ve güneşle ayı yan yana getirmek gerçekten de zordur. Takdir edersiniz ki. Ve öğrenmeniz gereken muazzam bir şeyin olduğunu söylüyor. Bence güzel şeyler olacak evliliğinizde. Hiç merak etmeyiniz. Bu kötü bir kart değildir çünkü. En çok neyi bilip öğrenmeniz gerekiyormuş? Şimdi birazcık tedirgin olduğunuz bir durumlardan bahsediyor bize. Bu konuda baya baya bir aydınlanacaksınız. Hani dediğim gibi belki de evlilik sizi korkutmuş olabilir. Ama aslında evliliğin güzel olduğunun da farkına varacak olabilirsiniz diyor kartlarımız. Pekala, platonik aşkını düşünenler. Biraz hayal kırıklığı, biraz aldatılma hissettiğinizi görüyorum ama artık bir şeylerin zamanı gelmiş. Biraz şanssız bir dönemden çıkmışsınız açıkçası bu platonik aşkınızla ilgili. Peki ne olur Mayıs ayında? Aileler tanışacak olabilir ya da birbirinizin ailesini tanıyor olabilirsiniz ve bir ailelerinizin bir araya gelmesi sonucu da siz de bir araya gelecek olabilirsiniz diyor kartımız. Ya da bir miras meselesinden bahsediyor, bir para meselesinden bahsediyor. Ve aynı zamanda eğer ki evlenirseniz de zengin bir evlilik yapacağınızı söyler bu platonik aşkınızla diyor kartımız. Peki, eks partnerini düşünenler için kadersel bir döngüden geçiyorsunuz. Güzel geldi. Şimdi... Aslında siz bu kişiyle, ex partnerinizle evlenmek istemiş misiniz? Evet istemişsiniz. Ama ne yapacaksınız biliyor musunuz? Direkt ona evlenme teklifi etmek yerine ona küçük bir adımla gideceksiniz ve onunla barışacaksınız. Belki de ikinci şans ex partnerleri de kapsıyordur. Yani burada çıkan kart sizin için de önemlidir ve belki de bu açılım sizin için, yani size uygundu. Hani bilemiyorum. Nasıl arzu ederseniz o şekilde kendi hayatınıza göre alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet, sizlerin de Mayıs ayı yorumunuz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hepinizi kocaman öpüyorum. Haziran ayı yorumunuzda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.